Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir ürün test masamıza ulaştı. Arkadaşlar, Samsung Galaxy M20 veya M20 artık nasıl okumak isterseniz 5000 mAh bataryaya sahip Samsung'un 2000 TL altına konumlandırdığı önemli telefonlardan, merak edilen telefonlardan biriydi. O yüzden bu videoda sizlerle beraber kutusunu açacağız. Bakalım ilk etapta bizlere neler sunuyor. Videoya geçelim. Evet, Samsung Galaxy M20'nin kutusu işte elimizde arkadaşlar. Telefonun kendi görseli. Kutunun büyük bir kısmını, ön yüzünü kaplıyor rengarenk şekilde ve bildiğiniz üzere M20 Samsung'un 2000 TL altına konumlandırdığı, özellikle batarya başarımıyla öne çıkmasını beklediğimiz telefonlardan biri. Zira içerisinde 5000 mAh'lik bir batarya var. Bu da açıkçası ben telefonun ilk görsellerini ve özelliklerini gördüğümde, duyduğumda merak ettiğim, hani sim kartımı takayım da deneyeyim dediğim özelliklerinden biri. 5000 mAh batarya hiç de az değil. Arkasında Infinity V Display vurgusu yapılmış. Infinity V ekranımız var, çift kameramız var ve 5000 mAh batarya ile beraber geldi, özellikle vurgulanmış. 64 bitlik 8 çekirdekli bir işlemcimiz, Yonga'mız var. 6.3 inçlik Full HD Plus çözünürlükte ekran. 13+5 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera, 32 GB dahili bellek ve 3 GB RAM. Bunun gibi temel özelliklere burada vurgu yapılıyor. Şimdi lafı uzatmadan kutusunu açalım. Evet, telefonumuzun kendisi burada arkadaşlar. Şöyle bir telefonu şuradan çıkartalım. Jelatinlere sarılmış, sarmalanmış elbette. Şöyle hop aldık ve telefonun kendisi elimizde. Evet, mavi gövdeli M20 elimizde arkadaşlar. M20, M20 artık nasıl hitap etmek isterseniz. Plastik bir gövde var gördüğüm kadarıyla. Bunların detaylarını deneyeceğiz. Detaylardan bahsedeceğiz. Lakin şimdi telefonu şöyle bir kenara ayıralım ve kutudan bakalım neler çıkıyor. 9 volt 1.67 amper veyahut 5 volt 2 amper güç verebilen 15 wattlık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Elbette 5000 mAh'lik bir bataryayı doyurmak için belki de bundan da fazlası olabilirdi ama en azından 15 wattlık bir adaptör çıkıyor kutudan. Bir tane tip C kablomuz var. Samsung bu detayı iyi ki atlamamış. Artık ben hiçbir şeyde micro USB görmek istemiyorum. Tip C geleceğin arayüzü. Bir tane de kulaklık çıkıyor. Lakin bu kulak içi bir kulaklık değil ve görünümü itibarıyla sanki kutuda biraz formaliteden bulunuyor gibi. Hatta şöyle hızlıca bir performansına bakmak istiyorum sizlerin de eşliğinde. Aslında sağ tarafın kablosunun kısa tutulup sol tarafın uzun tutulması güzel bir jest, güzel bir düşünce. Lakin şimdi performansına bakacağız hazırda kurulu olan S10 Plus ile. Şu anda dinlediğim parça çoğu orkestral enstrümanın bulunduğu, detay ayrımının önemli olduğu bir parça mesela. Detay ayrımı anlamında, dinamik aralık anlamında oldukça zayıf bir kulaklık. Görünen o ki daha çok telefon görüşmelerinde kullanalım diye kutunun içerisine koyulmuş bir kulaklık bu. Samsung Galaxy M20. Dediğim gibi 2000 TL altına konumlanan batarya odaklı bir telefon. Şöyle bir malzeme kalitesine baktığımızda arkadaşlar, 186 gram ağırlığında bir telefon görüyoruz ve 8.8 mm kalınlığında. Plastik bir gövde, yani bu plastik gövde çok güzel bir malzeme kalitesi hani vermiyor. İçi çok dolu bir malzeme değil. Alüminyum gövdeli telefonlar gibi değil. Lakin hani şöyle bir tuttuğumda, baktığımda fena gözükmüyor. Sadece çok fazlasını beklememek lazım. Ön tarafını çevirdiğimizde ise %83'ün üzerinde bir ekran kasa oranı görüyoruz. Bu da 6.3 inçlik bir ekranla beraber sağlanmış. Aynı zamanda da üstte bir çentiğimiz var. Samsung amiral gemisi telefonlarında çentiğe gitmedi. Infinity O display kullandı. Burada da Infinity V display var. Yani damla şeklinde bir çentiğimiz var ekranda. Normal çentiklere göre diyelim arkadaşlar. Misal veriyorum, iPhone 10'daki gibi ekranı işgal eden tarzda bir çentik değil. Daha mütevazı, daha kibar olduğunu söyleyebilirim. Önü fena gözükmüyor açıkçası. Ve isterseniz bu çentiği gizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şuradan gizleyelim. Evet, gördüğünüz üzere burada çentiği sakla şeklinde değil de kamerayı sakla şeklinde bir menüyle beraber bunu saklayabiliyorsunuz. Alttaki şeridin de kalın olmasının sebebi bu. Yani çentiği gizlediğinizde dengeli bir görüntü oluşsun diye. Android 8.1 üzerine kurulu Samsung Experience arayüzüyle geliyor. Yani One UI arayüzü bu telefonda henüz yok. Umarım güncellemeyle beraber
gelir. Şimdi telefona şöyle bir baktığımızda, hani kısaca sağını soluna girmeye çalıştığımızda öyle çok yavaş bir telefon olduğunu söyleyemem. Yeterince hızlı bir şekilde, tabii telefonda şu anda yüklü hiçbir şey yok ama yeterince hızlı bir şekilde uygulamaların, kameranın açıldığını görebiliyoruz. Hatta şöyle ön kamerayı da açtığımızda ben de buradayım. Ve dediğim gibi şu an için pek fena görünmüyor hızı. Sağında ses ayarı butonları ve güç butonumuz var. Yani şöyle bir uzanmak istediğinizde açıkçası sıkıntılı bir yerde değiller. Telefonu tek elle kavraması elbette 6.3 inç ekrana sahip olduğu için ikinci ele istediği durumlar pek tabii oluyor. Lakin erişmesi zor değil. Görmüş olduğunuz üzere baş parmağımla beraber erişebiliyorum. 3.5 mm'lik kulaklık jackımız var. Samsung bunu amiral gemisi seviyesindeki telefonlarından bile eksik etmiyor. Umarım böyle de devam ederler her segmentte, her üründe. Tip-C arayüzünü kullandığını söylemiştik zaten. Tip-C kablosu da çıkmıştı kutusundan. Ve hoparlörünün ızgarası da burada bu şekilde. SIM kart ve microSD yuvası da burada ve çerçevesinde ekstra bir şey göremiyorum. Çerçevesiyle gövdesi bir bütün arkadaşlar. Ve telefonu güzel bir şekilde kavrayabilmeniz için, ki güzel bir şekilde elinizin içerisine oturuyor, arkası da kavisli bir yapıda. Arkada parmak izi okuyucusu, çok göze batmayan bir Samsung logosu, LED flaşımız ve kamera paketimiz var. Kamera paketimiz 13+5 megapiksel şeklinde ve ana kameramız f1.9 diyafram aralığına sahip. İkinci kamera aslında öyle kullanamadığınız alelade bir kamera değil. 5 megapiksellik bir sensör tamam, lakin 120 derece geniş açı çekim yapabiliyorsunuz. Bu sahneden sahneye size güzel anlar yaşatabilir, güzel anlar kaydetmenizi sağlayabilir. İki kamerada da canlı odak var, yani bokeh efektini uygulayabiliyorsunuz her iki kamera içinde. Lakin burada şöyle çok önemli bir detay var. Kişileri çekebiliyorsunuz bokeh efektiyle canlı odakla beraber. Yani bir yüz algılamazsa şöyle bir hata veriyor. Diyor ki bulanıklaştırma efekti uygulanmadı, yüz bulunamadı diyor. Yüz tespit edilemeyince bokeh efektini arkadaşlar uygulayamıyorsunuz. Bunun için mutlaka bir arkadaşınızı, bir insanı çekiyor olmanız gerek. Ön kamerada da yüzünüzü bulduktan sonra canlı bir şekilde bulanıklaştırma yapmaya başlıyor ve güzelleştirme efektini de uyguluyor isterseniz. Kapatabiliyorsunuz. Bu kadar engelin arasından bile yüzümü bulabiliyor olması gerçekten güzel. Çünkü koskocaman bir kamera var burada. Ona rağmen şu anda ben canlı bokeh efektini görebiliyorum. Tabii kameraya ne kadar yansıyor ondan emin değilim. Öndeki öz çekim kameramız ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.0 diyafram aralığına sahip. Bu iki kamerada 1080p 30 kare saniye video çekebiliyor. Telefondaki en önemli şeylerden biri de elbette Yonga. Nasıl performans alacağız bu telefondan? Yonga belirliyor bunu çok büyük bir ölçüde. Exynos 7904 var içerisinde. Bilmeyenler için detaylandıralım. 14 nanometre mimariyle geliştirilmiş, üretim mimarisiyle geliştirilmiş bir Yonga. İçerisinde 2 tane Cortex A73, 6 tane de Cortex A53 çekirdeği var. Yani performanslı ve enerji tasarrufu odaklı çekirdeklerden oluşan bir bütün. Performans anlamında kısaca özetlemek gerekirse Snapdragon 660'ın hayli gerisinde arkadaşlar. Kirin 710'un da gerisinde ama Kirin 710'a daha yakın bir performansı var. Snapdragon 660 ile arasındaki fark büyük. Yani bu telefonda zaten bataryaya oynanmış demiştik ki Yonga itibarıyla da bunu teyit edebiliyoruz. 32 GB dahili depolamamız var ve 22 GB bize kalmış. 3 GB'da RAM'imiz var arkadaşlar. Dahili depolamayı microSD kartla beraber arttırabiliyorsunuz. 6.3 inçlik 19.5x9 formatında bir ekran, birazcık daha uzun formatta. 2340x1080 piksel çözünürlüğünde ve şöyle bir netliğine baktığımda netlik konusunda herhangi bir sıkıntı göremiyorum. Açılara baktığımızda ise tamam kameraya farklı yansıyor olabilir, doğrudur arkadaşlar. Lakin birebir deneyimim itibarıyla renklerde, renk sapmasında bir sıkıntı yok. Hani wallpaper'a bakıyorum renkler çok canlı gözükmüyor gibi. Bunu tabi detaylı incelemesinde bol bol irdeliyor, detaylandırıyor oluruz. Bol bol sınayacağız bu telefonun ekranını. Lakin şu an için ekranda pek aksi bir durum gözükmüyor. Telefonu yüzünüzle de açabiliyorsunuz. Yüz tanıyarak kilidini açabiliyor. Ve burada hızlı, daha hızlı tanıma var. Bakalım kandırabilecek miyiz telefonu? Bu daha şimdi çektiğim fotoğraf arkadaşlar. Bakıyoruz. Çok mu yakın tutuyorum acaba?
Değil. Eşleşme yok dedi. Bir daha. Heh, şimdi açtı. Şimdi daha hızlı tanımayı kapadım. Şimdi bakalım açacak mı yüzümü. Az önce yaptığım açılardan yapıyorum. Açmadı. Bir daha. Kran açık. Yok. Şu anda açmıyor. Elbette size ulaşan ses çok daha farklı olacak. Burada kaydettiğim mikrofon söz konusu. Sizin bu sesi dinleyeceğiniz hoparlör, kulaklık, kulak içi kulaklık artık hangisi ise çok değişken faktörler olduğundan kesin bir belirteç değil ama ben mono hoparlöründen bir müzik dinlemek istiyorum. Bakalım nasıl bir şey duyacağız. Umarım telif yememişizdir ama sesi yeterince berrak ve temiz gözüküyor. Maksimum sesi de ortalama seviyede gibi ama bence çoğu kullanıcıyı duyurur bir ses performansı var. Mono bir hoparlöre göre stereo hoparlör değil arkadaşlar. 5000 mAh'lik bataryayı 8.8 mm kalınlığında bir telefona sığdırmışlar. Geçen senelerden, geçtiğimiz senelerden örnek vermek gerekirse, mesela amiral gemisi ama Samsung Galaxy S9 Plus mesela. 6.2 inçlik bir ekrana sahipti. Burada 6.3 inçlik bir ekranımız var. 8.5 mm kalınlığındaydı ve 189 gram ağırlığındaydı arkadaşlar. Şimdi elimizdeki telefon Galaxy M20 ise 8.8 mm kalınlığında ve 186 gram ağırlığında. Yani en, boy, kasa, gövde, kalınlık bunların hepsini bir oranladığımızda Samsung artık kasaya oranla batarya anlamında daha başarılı bir çizgiye ulaştı diyebiliriz. Artık Samsung amiral gemisi telefonlarında da giriş segmenti, orta segmenti telefonlarında ki şu anda mesela tepede ne var? Samsung Galaxy S10 Plus var. 4100 mAh'lik bir batarya var bu telefonda amiral gemisi olmasına rağmen. Bu telefonun odağı dolayısıyla 5000 mAh'lik bir batarya var ve dediğim gibi Samsung artık zincirleri kırdı batarya anlamında bu telefonun da. Özellikle batarya performansını merak ediyorum. Sizlerin de merak ettiği en önemli şeylerden biri budur diye düşünüyorum. 802.11n standardında bir Wi-Fi modülüyle geliyor. Ve gördüğünüz üzere şu anda 5 GHz bandında bir yayın göremiyoruz. 2.4 GHz bandındaki yayınlara bağlanabiliyor sadece. Bazı rakiplerin de fiyatı segment rakiplerinde 802.11ac standardında Wi-Fi modülleri var. Bunu söylemek lazım. Bluetooth 5.0 ile beraber geliyor. Bluetooth 5.0 kullanan aksesuarlarınız varsa bu konuda işinize yarayacaktır Bluetooth 5.0 ile beraber gelmesi. Aynı zamanda da önemseyenler için arkadaşlar FM radyo ile beraber geldiğini de vurgulayalım. Evet, böylelikle sizlerle beraber Samsung Galaxy M20'nin kutusunu açtık ve ilk izlenimlerimizi aktardık. Önemli vurgulamak istiyorum, bunlar bizim ilk izlenimlerimiz. Detaylı inceleme videosu sitemizde ve kanalımızda yakında yayında olacak, o yüzden takipte kalın derim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.